Burası Washington'da, Kuzeybatı Çin Mahallesi'nde, 6. ve 7. caddeler arasında tipik bir şehir merkezi. Bazı yeni binalar, ofisler, restoranlar, apartmanlar, evler. Evet, hemen hemen her Amerikan şehrinde buna benzer bir cadde bulabilirsiniz. Bu tipik yol için, yıpranan altyapı için, mantıklı olmayan kuralları terk etme zamanı geldi. Şiddetli yağmurun neden olduğu sel fırtınası, kanalizasyondan, işte sağanak yağmur sırasında nasıl döküldüğünü görüyorsunuz. Sadece caddede kaldırımları ve sel fırtınası, petrol, kimyasalları ve toksinlerle kirlenerek su kanalına girer ve oradan bölge su havzasına boşalır. Yaz aylarında cadde rahatsız edici bir ısı adasına dönüşür. Güneş gölgesiz kaldırımlarda ve diğer yüzeylerde çarparak sıcaklıkları ve enerji maliyetini yükseltir. Çin Mahallesi'ndeki sokağın altyapısının iyileştirme ve canlandırma için yeşil alanları yeniden oluşturma ve akıllı hale getirme gereği için uğraşı başlatıldı. Bu uğraşı 21. yüzyıl altyapı, yağmur bahçeleri ve yer altına suyu emen sistemler için hizmet eden yeşil altyapıdır. Otopark alanlarında daha fazla toprak yatakları oluşturulması, yer altına suyu geçirgen malzeme kullanılması, ağaç ve otlu bitkilerin dikilmesi, geçirimli kaldırımlar oluşturulması, toprak yataklarına eğimli döşemeler oluşturulması, bordürlerin kanallarla yönlendirilmesi, ısı adası etkisini azaltan renklerle uygulama yapılması, bisiklet park yerleri, sokak mobilyaları, alternatif ulaşım modlarının teşvik edildiği tasarım öğeleri, güvenlik sağlayan sistemler, elektronik ekran tasarımlarıyla entegre edilmiş işlevler. Bunların hepsi Çin Mahallesi'ndeki Yeşil Cadde için zincirin halkalarını oluşturdu ve kentsel altyapı için ileriye dönüp örnek bir Yeşil Cadde uygulaması olmuştur.